Sayısız ilçenin ve mahallenin tanklarla, toplarla, savaş uçaklarıyla abluk altına alınmasında, boşaltılan her okulda, her yurtta, her hastanede, her kurumda, sokağa çıkma yasaklarıyla yüz binlerce insanın peşinen açlığa, susuzluğa mahkum edilmesinde, bırakın sokağa çıkmayı, evinin penceresinden bakan kim olursa olsun, namluların hedefi haline gelmesinde, yurttaşlık haklarını kullanamamaları bir yana, en temel hakları olan yaşama haklarının bizzat devlet tarafından ellerinden alınmasında, devlet güvencesiyle savaşa sürüklenen yoksul çocukların çaresizliklerinde, bir arada yaşama umudunun her geçen gün, her saat, yüreğimizin, ağzımızdan, kulağımızın gelecek acı haberi beklerken, endişemiz artıyor. Siz basın emekçileri ve halkımız yakından tanıksınız ki, emek ve meslek örgütleri olarak defalarca kez siyasi iktidarın savaş politikalarını tırmandırarak ülkemizi sürüklediği uçuruma dikkat çektik. Soruşturma kapsamına alındı. Değerli basın emekçileri, sayın halkımız, biz emek ve meslek örgütleri olarak sadece üyelerimiz değil, halkımıza karşı da duyduğumuz sorumluluk ve vicdanlarımız gereği bugün burada bir kez daha ülkemizin yüz yüze kaldığı bu trajediyi dile getirmek, sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da uygulanan sokağa çıkma yasakları, savaş halini andıran askeri yığınaklar, okulların, hastanelerin ve devlet dairelerin karargaha dönüştürülerek çatışmaların bütün bölgeye yayılmasıyla birlikte ilçeler, şehirler abluk altına alınıp boşaltılmakta, yüzlerce insan evlerinden alınarak kapalı spor salonlarına hapsedilmekte. Daha kaç kez söylememiz gerekecekse, bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar söyleyeceğiz. Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir. Savaş, cinayet demektir. Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir.